Merhaba arkadaşlar. Bugün 17. föyümüzün konusu olan psikolojinin temel süreçleri ünitesinin 5. kısmını işleyeceğiz. Bu bölümde bilinç türleriyle farklı bilinç durumlarıyla sosyal psikoloji başlıklarına yer vereceğiz. Öncelikle insanın bilincinin ne olduğunu şöyle tanımlamıştık. Bilinç insanın var olan durumunun farkında olma halidir. İnsan kendi yaşam sürecinde nerede, ne yaptığını, kişiliğinin ne olduğunu, kimliğinin ne olduğunun farkındadır. Bu türden bilgileri farkında olarak bilmemizi sağlayan şey ise bilincimizin kendisidir. Tabi bilincin bir takım farklı evreleri var. Öncelikle normal bir bilinç durumundan bahsedelim. Normal bilinç durumu olarak ifade ettiğimiz şey, e, uyanıklık halini ifade ediyor arkadaşlar. Yani günlük hayatımızdaki yapıp etmelerimiz, algılamalarımız, düşüncelerimiz, çevremizde olan olayların neler olduğunu fark etmemiz normal bilinç düzeyi sayesinde gerçekleşiyor ve böyle bir uyanıklığı gerektiriyor. Peki normal bilinç durumunda hangi koşullar olması gerekir? Öncelikle dikkatli bir uyanık halinin olması gerekir. Yani çevremizi tarayıp çevremizin farkında olmak ve e, kendimizde olmak da daha günlük dilde ifade etmek gerekirse kendimizde olduğumuz bir durumu söyleyebiliriz. İkinci koşul uyarıcıların algılanabiliyor olması gerekir. Yani duy organlarımızla çevreden gelen uyarıcıları duy organlarımızla alacağız. Ve beynimizde bu veriyi işledikten sonra duyduğumuz gürültünün trafik olduğunu, deri duyumumuzla hissettiğimizin esinti olduğunu algılayabilmemiz gerekir. Bir başkası ise algıların bilgi haline dönüşmesi gerekir. Yani ne yaptığımızı, nasıl bir işin içinde olduğumuzun farkında olması gerekir zihnimizin. İnsanın bir anda kavradığı, açık olmayan duyum ve duyguların bulunduğu bütüne bilinç alanı adını veriyoruz. Yani etrafımızda e, olup biten olayları taradığımızda bunları algıladığımız bu alana, bu bölgeye, fiziksel çevreye bilinç alanı adını veriyoruz. Eksik ya da yetersiz uyarıcı olduğunda bunları algılayamıyoruz. Haliyle bilinçlik durumunda bunlardan söz edemiyoruz. Yani ne anlarız buradan bu söylediğimizden? Algılamak bilinç için bir veriyi oluşturuyor. Yani bilince bir bilginin girebilmesi için onu algılıyor olmamız gerekli. Peki bu algılamada ne yapıyoruz aslında? Dikkatimizi bir alanda yoğunlaştırıyoruz. Yani bilincimizi o merkeze odaklıyoruz. Mesela bunu bir örnekle ifade edecek olursak bir görselimiz var. Görselde bir kadın bir bahçenin içerisinde bu kişinin dikkat noktası yani bilinç odağı da e, gezdirdiği babası. Yani bütün onun dikkatli uyanıklık hali e, onun o andaki elindeki görevi olan babasının gezmesiyle ilgili. Demek ki Bilinç durumu insanın bilinç odağı yaptığı işle daha çok ilgileniyor. Siz de şu anda ne yapıyorsanız mesela bu dersi dinliyorsunuz. Çevrenizdeki algı alanında neler var ve odağınız bu dersi dinlemekte mi değil mi? Bunu test edebilirsiniz kendiniz düşünerek. Peki farklı bilinç durumları neler? Yani bilincimiz her zaman dikkatli uyanıklık halinde olmuyor. Bazen uykuda oluyor, bazen bilinç dışında oluyor, bazen bilinç altında oluyor ya da bilinçsizlik durumuna geçiliyor daha olumsuz bir olay yaşanmışsa. Bunlardan birincisi uyku ve rüyalar. Beynimiz uykuda olsak bile sürekli çalışıyor arkadaşlar yani beyin asla durmuyor asla uyumuyor ee, biz beden olarak uyusak da beynimiz çalışmaya devam ediyor. Bir e, istatistiğe göre insan ömrünün e, ortalama 3'te birinin uykuda geçtiği söyleniyor. Ve epey de uzunca bir süre aslında öm ömür süresine oranlarsak. E, beyin bu sürede çalışıyor tabii. Yani uyurken beyin uyumadığı için e, bir takım bedensel e, değişimler ve ruhsal değişimler Beyin bunun farkında ve yönetiyor bu süreçleri. Uykuda beden tüm sistemleriyle dinlenmeye geçiyor aslında. Öğrenilenleri ayıklıyor beyin, gruplandırıyor ve depoluyor. Endişe, kaygı, korku gibi duygular olarak uykudayken rahatlamamız bize bir anlamda denge sağlamamızı oluşturuyor. Yani uyuduğumuz zaman aslında bir nevi bedenimize reset atmış oluyoruz diyebiliriz. E, kimi zamanda gece yattığımızda ertesi gün belli bir saatte uyanmayı istiyoruz. Gerçekten de o saatte uyanıyoruz. Nasıl oluyor? Mesela alarm kurmadan uyanıyorum diyen insanlar var. Aslında o da o konuya kendisini odaklaması, zamanı bedenine bu şekilde uyarlaması ve biyolojik saat denilen bir zamanla bedenin ilişkilendirmesiyle ilgili oluyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda insanın daha erken kalkması bir biyolojik saat gerçeğini örneklendiriyor arkadaşlar. Şimdi bunu da tabi bir istatistikle ortaya koymuşlar. Şimdi yaşlara göre kaç saat uyuduğumuzu tabloyla bir görmek gerekirse Yaş yeni doğandan 70 yaşa kadar açılan bir yelpaze düşünelim. Bakın bebekler yeni doğanlar özellikle ilk bir ay içinde neredeyse tüm gün uyuyorlar. Bir yaşta 18 saat oluyor bu süre. 2,5 ile 5 yaş arasında bir de öğlen uykusu da aldığı için çocuklar toplam 14 saati buluyor. 14 yaş yani ilkokul, ortaokul, orta kadar olan sürede 10 saat uyuması öneriliyor. 15 yani ergenlikle yetişkinlik arasındaki süreçte insanların 6-8 saat uyuması gerektiği söyleniyor. Daha ileri yaşlılığa geçildiğinde ise insanlara 5-6 saat uyku yeterli olabiliyor. Şimdi uykunun belirli evreleri var arkadaşlar. Rüya görüyoruz. Rüya gördüğümüz bir evre var ve rüya görmediğimiz bir evre var. Uykunun rüya görülen e, bir kere başlangıçta uykunun 5 tane evresi var. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evre. Bakın uzunca bir süresi nanrem uykusu olarak adlandırılıyor. Burada rüya yok. Epeyce bir süre rüya görmüyoruz. Beşinci evre olan rem uykusunda ise rüya görülüyor. Nanrem derin uyku evresi yani aslında biz uykumuzun uzunca bir süresine derin uykuda e, devam ediyoruz. Vücut dinleniyor, metabolizma düzenleniyor, rüya yok denecek kadar az olsa bile hatırlamıyoruz. Kan basıncı, solunum ve e, merkezi sinir sistemi en az derecede çalışıyor. Nefes alışverişlerimiz çok yavaşlıyor. REM uykusuna geçtiğimizde ise bakın hızlı göz hareketleri bulunuyor. Yani çünkü hafif uyku dönemi. REM uykusunda bu sefer kan basıncı arttığı için solunum hızlanıyor, beyin beyinsel etkinlikler artıyor. İşte bu dönemde biz aslında rüya görüyoruz. Nerede görüyoruz? REM uykusunda görüyoruz. Rüyalar da arkadaşlar içinde bulunduğumuz fiziksel durumdan yani yattığımız odanın soğukluğu, sıcaklığı, yatış biçimimiz, odadaki kokular. Mesela kimi zaman e, odada lavanta yağı ya da başka türlü rahatlatıcı yağlar e, bulunsun deniliyor. Çünkü bunlar neden? Uykumuzun daha kaliteli olabilmesi için. Tabi psikolojik etkiler de var. Umutlar, ihtiyaç ve beklentiler Bunlar her biri rüyadaki e, aktiviteler üzerinde bir etkiye sahiptir. Peki uykumuzu sağlıklı bir uykuyu e, yaşayamazsak, uyuyamazsak neler olabilir? Birincisi narkolepsi diye bir rahatsızlık. Birkaç saniyeden birkaç saate kadar süren ve birden gelen rem uykusu. Bu kişiler bir anda uykuya dalabilir ve çok e, aslında zararları da olabilecek bir hastalıktır, bir rahatsızlıktır. Mesela araba kullanırken bir anda uykuya geçilebilir. Uyur gezerlik, uykunun non-REM evresinde bulunup ama bedensel olarak e, gezen, dolaşan bir yere gitmeye çalışan hareketlerde bulunan insanlardır ve bunun niye yaptığımız ve yapıp yapmadığımızına farkında değilizdir. İnsomnia uykuya dalmadaki güçlük yani uyuyamamak diyebiliriz bu hastalığa. Hipersomnia ise bunun tam tersi aşırı uyuma hali sürekli uyumakla ortaya çıkan bir hastalık. Uyku apnesi uykudaki solunum bozukluğu aniden nefesin kesilmesi tıkanma yani bedensel etkileri olabilecek bir rahatsızlık. Şimdi farklı bilinç durumlarına değiniyoruz. Bunlardan uyku ve rüyalarda neler olduğunu anlattık. Şimdi bir başka farklı bilinç durumu olan meditasyona bakalım. Bir kere meditasyon insanların kendi kendine yapabildikleri, kendilerini psikolojik olarak rahatlamayı amaçladıkları bir kontrol yöntemi. Yani bir nevi kendi ruhumuzu, psikolojimizi, bedenimizi yavaşlatan, e, bedenimizi kontrol etmeyi sağlayan, ruhsal denetimi ortaya koyan ama bunun amacı da gerginliği ve vücuttaki kaygıyı azaltmaya çalışan bir tekniktir. Bu teknikte kas gerginliği, solunum gibi bedensel işlemler denetim altına alınabiliyor mesela en çok bilinen e, türü yoga yapmak. Yogada insanların kendilerini daha mutlu bir ruh halinde hayal etmeleri, böyle olmayı kendilerine telkin etmeleri, çeşitli fiziksel hareketlerle vücutlarını esnetmeleri ve nefes e, egzersizleriyle bir yandan duygu ve düşüncelerini yönettikleri bir teknik bir spor da denebilir. Bir meditasyon türü de denilebilir. Kişinin kendi iç dünyasına yönelmesi, olumsuz duyguları kendinden uzaklaştırması, negatif düşünceleri en aza indirmeyi amaçlayan bir tekniktir meditasyon. Bir başka bilinç durumu da hipnoz. Hipnoz Genellikle psikoterapistler e, tarafından yapılan, e, psikanalizin bir e, teknik olarak öne sürdüğü bir yöntem. Burada bireyler, hipnoz altındaki bireyler e, uyku halindedir ama tam da bir uyku değildir. Yani bildiğimiz uykuyu uyumayız hipnoz halinde. Genellikle belirli bir nesneye kişiyi odaklayarak işte saat olur, kalem olur, cümleler olur, parmak şıklatma olur... Böyle e, bir takım odak noktalarıyla kişinin ona e, konsantre olmasıyla hipnoz süreci başlatılır. Yani burada amaç aslında bir kişiyi kontrol altına almak demektir. Tabi tamamen kontrol etmek mümkün değil. O zaman robot insanlara dönüşürdük. E, bu kişiye çeşitli sorular yöneltilir. Yani burada tabi herkes hipnoz olabilir diye bir şey yok. Genellikle... İkna olmaya yatkın, telkine açık olan insanlarda hipnoz daha başarılı bir yöntem diyebiliriz. Kişinin kendisine bilinç altında var olan duyguları, düşünceleri, genellikle bastırdığı geçmiş yaşantıları üzerine bir açılım yapılır hipnozda. Kişi normalde yüzleşmek istemediği Anılarıyla, düşünceleriyle, duygularıyla O arada hipnoz sırasında yüzleşmeyi gerçekleştirir Bu da davranışları üzerinde etkili olan bu geçmiş yaşantılarıyla Aslında hesaplaşmasını da bir anlamda sağlamış olur Bir başka başlığımız Bilinci, duyguları etkileyen maddeler üzerine Bazı ilaçlar arkadaşlar duygular üzerinde genel uyarılmışlık halinde ve bilinçlik halinde etkilidir. Genellikle tedavilerde kullanılan, psikiyatrik tedavilerde kullanılan ilaçlarda böyle yan etkiler vardır. Bu etkilere de e, psiko, e, psikoaktif il, e, ilaçlar deniliyor bu etkileri nedeniyle. Tabii bunlar kimyasal özellikleriyle de bu etkileri yarattığı gibi bir de kişinin e, kendi duygu dünyası ve kendi yaşadığı içsel durumla ilgili olarak da bu etkiler artabilir, azalabilir. Tamamen aslında buradaki deneyim kişiseldir diyebiliriz. Peki bu psikoaktif maddeler nelerdir? Birincisi uyarıcılar. Bu uyarıcılar merkezi sinir sisteminin üzerinde çok etkili olduğu için genellikle bağımlılık yapan ilaçlardır. Mesela e, sigarada içinde psikoaktif madde barındırdığı için insanlarda e, olumsuz birçok e, bağımlılığa, etkilere, zararlara sahiptir. Ağrı kesiciler e, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğu için bir anlamda narkotik ilaç olarak da adlandırılabiliyor. Bazı ağrı kesiciler hatta illegal olan ağrı kesiciler insanın kendini normalden daha iyi hissetmesine, dalgın olmasına, uyku bir uykulu halde bulunmasına ve düşünmede yavaşlamaya neden olabilir. Bunun çok fazla kullanımı zaten belirli bir miktarda kullanımının böyle olumsuz yan etkilerinin olmasının yanında aşırı kullanımı da ölüme yol açabilir arkadaşlar. Peki uyku verici ve sakinleştiriciler için neler söyleyebiliriz? Bu maddelerin de özelliği yine merkezi sinir sistemi. Bakın bu e, başlığa kadar söylediğimiz e, maddelerin her birisi merkezi sinir sistemini etkiliyor. Yani aslında vücudumuzu yöneten beynin en önemli işlevini etkisi altına alıyor. Mesela uyku verici veya sakinleştiricilerde konuşkan, aşırı neşeli, Aniden duygularında değişiklik yani bir anda çok öfkeliyken bir anda kahkahalarla güle, gülebilen e, insanlara dönüşebiliyor bunu kullanabilenler kullananlar. E, bu devam ettiğinde ise bu maddenin kullanımı sakinlik, uykulu, olma gibi yine e, normal bilinçten aslında farklı bir boyutta e, yaşanıyor. Algıyı çarpıtan maddeler ise bunlar da tabii ki genellikle yasa dışı kimyasallar diyebiliriz. Kişinin zaman algısını bozuyor. Yani hangi günde olduğunu, kim olduğunu, gerçeklikle bağının ne olduğunu tamamen ortadan kaldıran maddeler oluyor bunlar. Şimdi gelelim sosyal psikolojiye. Ne demiştik? Psikolojinin alt dallarından birisi, hatta sosyolojiyle olan ilişkisinden ortaya çıkan bir alt başlığı sosyal psikolojidir. Sosyal psikoloji bir bireyin diğer insanlarla olan ortamdaki nasıl davrandığını, onlardan nasıl etkilendiğini araştıran bir psikoloji alt dalıdır. Burada amaç insan tek başına yaşayan bir birey olmadığı için insanların sosyal çevresini nasıl algıladığını, ee, çevre nedeniyle duygu ve düşüncelerinin nasıl değiştiğini ve birbirlerinden insanların nasıl etkilendiğini araştırma amacındadır. Sosyal psikolojinin ilk kavramlarından birisi sosyal biliştir. Sosyal biliş çevremizdeki sosyal uyarıcıları bakın herhangi bir fiziksel uyarıcı değil Sosyal uyarıcıları algılama ve onlara dair, Düşünce oluşturma demektir, sosyal biliş. Şema kavramı bizim etrafımızdaki olup bitenleri şemalarla algıladığımızı anlatır. Peki nedir şema? Ee, dış dünyaya ilişkin oluşturulmuş, basitleşmiş izlenimler aslında, fikirler. Yani çevredeki insanlara, gruplara, toplumsal oluşumlara dair oluşturduğumuz küçük açıklamalardır. Dolayısıyla bunlar bizim ilk çocukluğumuzdan yetişkinliğe de, e, kadar oluştuğu için sosyalleştiğimiz süreçte e, biraz da değişmesi zor şeylerdir. Genellikle ilk öğrendiğimiz neyse o şekilde zor olarak da değişse de e, devam ederler. Buna ilklik etkisi diyoruz. Mesela bir birey kendi ailesinde kadının da ikinci sınıf bir yerde olduğunu görse de böyle yetiştiği zaman ilerleyen yaşlarda daha kadın erkeğin eşit olduğu ortamlarda bulunsa bile kadının daha geri planda olmasına dair bir takım fikirlere sahip olur. Yani bu ilklik etkisidir. İlk düşünceler kolay kolay değişmez. Peki yükleme nedir? başkalarının ve kendimizin davranışlarını yorumlama, açıklama yani aslında davranışların nedenlerini bulma sürecidir. Karşımızdaki bize nasıl davrandı? Ona ilişkin bir yorum yapıyoruz. Yani bir atıfta bulunuyoruz. Aslında bu atıfta bulunma, atıf kuramı olarak da adlandırılabilir. Tabii ki bunlar bu yorumlar subjektif. Yani bizim Arkadaşımızın davranışını yorumlamamız bizim kendi bakış açımızla oluşuyor. Dolayısıyla genellikle kişisel yorumlar yapıyoruz. Karşımızdaki insanın davranışlarını değerlendirirken, yani bir yere geç kaldı, bir arkadaşımızla buluşacağız, geç kaldı, bu davranışını onun kişisel özelliklerine e, yükleriz. Bu da temel yükleme hatasıdır. Yani bu zaten bu arkadaşım zaten çok salsak biriydi. O yüzden çok sallandı. Evden çıkamadı bir türlü. O yüzden de geç kaldı. Halbuki bu kişi trafikte sıkışmış olabilir. Evde bir problem çıkmış olabilir. Yani başka çevresel sebepler olur. Ama biz illaki o kişinin kendi kişiliğiyle ilişkilendirirsek ne yapıyoruz? Burada bir hata yapıyoruz. İnsanlar da e, genelde bazı davranışlarını kendi mesela bir kazanım elde ettikleri zaman bunu kendi özellikleriyle e, ilişkilendirirler. Oysa bir hata yaptıklarını, bir başarısızlıkla e, karşılaştıklarını bunu çevresel koşullara yüklerler. Buna da savunucu yükleme diyoruz. Mesela sınavdan iyi bir puan aldığımızda ben bunu hak etmiştim zaten deriz. Ama sınavdan zayıf bir not aldığımızda öğretmen çok zor sordu deriz. Çalıştığım yerden çıkmadı deriz. Yani başarısızlıkları dışarıya, başarıyı kendimize yükleriz. Sosyal etki nedir? E, yaptığımız tutum, davranış, duygu, düşünce, eylem gibi herhangi bir şeyde çevreden etkilenmemiz demektir. Yani toplumsal etkili, etkileşimden e, davranışımızın buna göre değişmesi demektir. Ee, mesela kendi başımıza yapma, yaptığımız bir davranışı bir grup içerisinde otururken yapmayız. Mesela e, elimizle tavuk evde yeriz ama bir restoranda çatal ve bıçakla yemeye çalışırız. Bu aslında toplum tarafından yargılanmamak adına yapıldığı için sosyal etkiye bir örnektir. Mesela sosyal etki türleri ne olabilir? Birincisi e, yardım etme olabilir. E, karşımızda bir olay, bir yardım etme gereken davranış olduğu zaman, e, bunu eğer ortamda bir tek biz varsa hemen harekete geçeriz. Buna özgeci davranış diyoruz. Yani gönüllülük esasıyla yardım ihtiyacında bulun, e, bulunan bir kişiye e, yardım talebinde bulunan birine yardım etmeye özgeci davranış diyoruz. Peki? Bir kalabalık bir caddede yürürken bir kişi bayıldı. Ortamda da bir sürü insan var. Hemen atılır mıyız? Önce bir çevremize bakarız. Çevremizde ne kadar çok insan varsa biz o kadar az müdahale ederiz. Buna da tanık etkisi diyoruz. Nasıl olsa birisi yardım eder demek aslında bunun diğer adı. Sosyal etkinin sebeplerinden biri de çekicilik. Bir bireyin başka biri hakkında olumlu düşüncelere sahip olma nedeni o kişiden hoşlanması olabilir. Görünümü, tavrı, konuşması, ses tonu. Ee, bir kişinde ne kadar bu özellikler varsa o kişiden etkilenme oranımız, davranışlarımızı değiştirme oranımız o kadar artar. İkna olma bireyin başka bireylerin etkisiyle tutum ve davranışlarında değişiklik yapması demektir. Yani tamamen o kişinin e, tercihlerine ikna olmuşuzdur. Hiç kayıtsız, koşulsuz ona güveniriz. İtaat etme de genelde sosyal etkide bir otorite tarafından uygulanır. Yani işte mesela çalıştığımız yerde kurallar vardır. bu kurallara koşulsuz uyarız. Buradaki etki türü itaat etmedir arkadaşlar. Kimliksizleşme ise kitle içinde bireylerin bir birey olarak var olması değil de grubun isimsiz üyeleri gibi yer almasıdır. Yani aslında o grubun bir parçasıdır. Kişinin kendi duygu, düşünceleri, tercihlerinin bir anlamı yoktur. Burada kimliğimizi bir kenarı bırakırız ve tamamen grubun kuralları neyse ona uymaya kendimizi zorlarız. Tutum nedir? Bir olay, bir kişi, bir durum karşısında sahip olduğumuz düşüncelerdir. Genelde davranışla ilişkilendirilebilir ama bu düşünceler bazen davranışa dönüşebilir, bazen de davranışa dönüşmez. Mesela kültürler hakkında, ideolojiler hakkında, aile hakkında, siyaset hakkında, toplum hakkında çeşitli fikirlerimiz vardır. Yani tutumlarımız vardır. Buna göre de genellikle fikirlerimizi davranışlarla ortaya koyarız. Bazen tabii ki çelişebilir Bazen e, bulunduğumuz ortama göre fikrimizi davranışla göstermeyi biliriz. Yine burada ne var aslında? E, neyden bahsediyoruz? Burada da to sosyal etkinin varlığından bahsediyoruz. Tutumların bazıları arkadaşlar ön yargı şeklindedir. Ön yargı ne demektir? E, bir fikrimiz var ama bu fikrin ardını, gerçekliğini tam olarak araştırmadık ama ona öyle bir inanmışız ki... O bizde artık bir e, yersiz bir düşünce olarak kalmış. İşte bunlar ön yargıdır. Haklılığı kanıtlanmamıştır. E, neden böyle düşünce düşündüğümüzün bir gerekçesi yoktur. Genellikle ön yargılar tabii ki negatif düşünceler için söylenir. Ve duygusal yönü de ön yargılarda e, daha yaygındır, daha baskındır. Ve çok fazla mantıksal bir tartışmada da Ortaya konulacak fikirler değildir ön yargılar. Genellikle geçmiş yaşantılardan, aileden öğrendiklerimizden, toplumdan öğrendiklerimizden edindiğimiz şeylerdir ön yargılar. Çoğu kez hedef aldıkları durum ya da grubun önüne sosyal engeller koyar. İşte X şehirli insanlar çok cimridir dediğimizde öyle o şehirli biriyle tanıştığımızda o kişiyi kafamızda cimri olarak kodlandırırız. Ve dolayısıyla da böyle davranırız. Yaptığı her eylemi ona yorarız. Dolayısıyla bir ön yargıyı aslında doğrulamış oluruz kendi kafamızda. Kendini doğrulayan kehanet de böyledir. Şimdi çıkmış sorulardan ve örnek sorulardan öğrendiklerimizi ölçelim. 2020 ayete de çıkmış bir soruya bakalım arkadaşlar. Sosyal psikologların ilgilendikleri alanlar arasında şemalar, tutumlar, önyargılar, yüklemeler gibi insanların sosyal bilişlerine yönelik çeşitli konular bulunmaktadır. Yüklemeler konusunda çalışmalar yürüten bir psikolog temel olarak aşağıdakilerden hangisine odaklanmaktadır? Yükleme neydi? Karşımızdaki kişinin davranışına bir anlam, bir atıfta bulunma. Yani neden öyle davrandığına, neden öyle yaptığına bir gerekçe bulma. Seçeneklere bakalım. İnsanların davranışlarının nedenlerine yönelik düşüncelerine. İşte bu. Davranışlarının nedenlerine yani arada bir anlam bulma olduğu zaman yüklemeyi araştırmış oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız A olmalı. İkinci sorumuz 2018 AYT'de çıkmış. Bir bilgiyi hatırlamak istediğimizde bilgiyle ilgili ne kadar çok ipucu varsa bilgiyi hatırlamamız o kadar kolay olur. Buna göre bir sınavda yer alan bilimsel psikolojinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Wundt B) James C) Watson. 2. Bilimsel psikolojinin kurucusu nokta nokta olarak kabul edilir. 3. Bilimsel psikolojinin kurucusu kimdir? Yazınız. Soru tiplerinden hangilerinde istenen bilgi bellekten daha kolay çağrılır? Şimdi 3 maddeye baktığınızda hangisi size daha çok ipucu sağlıyor? Tabii ki 3 seçenek veren birinci madde e, ipucu sağlıyor. Oysa diğer ikisinde herhangi bir isim geçmediği için bunu kendi bilgilerimizden çağırmak gerekecek. Belki hatırlayamayacağız ama burada isimleri gördüğümüzde daha kolay hatırlayacağız. O yüzden de yalnız bir daha kolay çağrılır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz 2019 AYT sorusu. Sosyal psikolojide insan davranışlarının nedenlerini anlamaya çalışma sürecine yükleme adı verilir. Sosyal psikologlar bu süreci içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırır. Bir kişinin herhangi bir davranışının o kişiye ait özelliklerden kaynaklandığını düşünme içsel yükleme olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi içsel yüklemeye örnektir? Kişinin kendine ait özelliğinden kaynaklanacak içsel yükleme. O kadar cimri ki garsona bahşiş bırakmadan masadan ayrıldı. Cimri kişisel özellik, değil mi? Karnı ağrıdığı için bugün yemek yemedi. Fiziksel özellik, kişisel değil. Sınavda şansı yaver gittiği için tıp fakültesini kazandı. Dışsal bir yorum. Bugünkü buluşmamızı hava koşullarından dolayı iptal etti. Dışsal bir neden. Sorular zor olduğu için sınavdan yüksek puan alamadı. Dışsal bir neden. Şimdi peki C'de şansı yaver gitti dediğimiz acaba o kişi şanslı? Hani kişilik özelliği şans olabilir mi dersek bu aslında sübjektif bir yorum. Yani şans çok göreceli bir kişilik özelliği olmadığı için burada aslında çeldirici olarak konmuş. Ama cimri olma bir kişilik özelliği olabileceği için cevabımız A'dır. Dördüncü soru. İnsanlar beğenilmek ya da ilgi görmek için genellikle toplum içindeki davranışlarında daha seçici ve dikkatli olurlar. Yalnızken daha rahat olurken, örneğin yemeği daha rahat yerken dışarıda bir kafede daha özenli yemek yerler. Bunun sebebi bireyin çevredekileri dikkate alıp davranışlarını yadırganmayacak şekilde seçmesidir. Bu parçada örneklendirilen durum sosyal psikolojide aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir? Burada diğer insanların düşüncelerini ve e, ilgilerini e, dikkate aldığımız için ne yapıyoruz aslında? Onların etkisi altında davranışta bulunuyoruz. Demek ki bu durum bir sosyal etki örneğidir arkadaşlar. Beşinci sorumuz 2016'da çıkmış. Ahmet yarın alışverişe çıkıp yeni bir kazak almayı planlamaktadır. Alışveriş yaparken neler olacağını da zihninde canlandırmaktadır. Boğazlı kazak arıyorum diyecektir. Aradığı kazağı bulduğunda elindeki kazakla kasaya yürüyecek... Kasadaki görevliye kazağı uzatacak, görevli kazağı paketlerken Ahmet de ödemeyi yapacaktır. Çıkarken satış görevlisine teşekkür edecek ve satış görevlisi de Ahmet'e yine bekleriz diyecektir. Buna göre Ahmet'in yapacağı alışverişi zihninde canlandırması aşağıdakilerden hangisine örnektir? Şimdi bu bir aslında e, olaylara ilişkin e, minik planlar değil mi? Yani bir yere gittiğimizde neler olabileceğini az çok kestiririz. Yani buna ilişkin zihnimizde bir takım haritalar vardır. İşte bu haritalara zihnimizde genel kalıbın canlanmasına sosyal psikolojide arkadaşlar şema adını veriyoruz. 2017'de çıkmış bir soru. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle pek çok Suriye vatandaşı yurdundan göç etmek zorunda kalmıştır. Bu insanlar göç ettikleri ülkelerin farklı şehirlerinde gruplar halinde yaşamaya başlamışlardır. Bu mültecilerden birkaçı hırsızlık veya yaralama gibi suç işlediğinde yerel halk bunu suça karışan mültecilerin ahlak anlayışlarının gelişmemiş olmasına bağlamıştır. Dahası sadece suç işleyenlere yönelik değil, mültecilerin tümüne karşı olumsuz düşünceler ve nefret söylemi geliştirmiş, hatta şiddet uygulamışlardır. Yerel halkın bu olumsuz tutum ve davranışları sonucunda suça karışan ve şiddete başvuran mültecilerin sayısı giderek artmıştır. Yerel halkın bu olumsuz tutum ve davranışları ile bunların sonuçlarını açıklamak isteyen bir sosyolog aşağıdaki kavramların hangisinden yararlanmaz? Şimdi böyle bir e, hikayede, böyle bir e, anlatılan durumda kalıp yargılar var. Mesela nedir? Mültecilerin tümüne karşı olumsuz düşünceler geliştirmek. Şemalardan yararlanabilir. Mültecilerin e, bu ülkeye geldiklerini, bir ülkeye geldiklerini, neler yaşayabileceğini ilişkin bir e, taslak e, kurulabilir. Temel yükleme hatasından yararlanabilir. Neden? E, çünkü o kişileri, e, bütün mültecilerin e, zararlı insanlar olduğuna dair bir davranış bir düşünce yanlışlığından yararlanabilir savunucu yükleme savunucu yükleme arkadaşlar kişinin başarısızlığını dışsal koşullara yüklemesi demektir böyle bir anlatıda bu kavramdan yararlanamayız kendini doğrulayan kehanetten yararlanabiliriz neden çünkü yerel halkın olumsuz tutumları neticesinde mültecilerin suç işleme oranı arttığı için aslında bir iddia bir şekilde kendini doğrulamış oluyor. Bu yüzden burada yararlanılamayacak kavram savunucu yüklemedir.